Merhaba Dönek Güvercin TV izleyicileri. Yine yollara çıktık. Yine Dönek Güvercin sevdasına. Hava kötü, bulutlu, yağmur yağdı. Ama olsun dedik. Belki bir şeyler görürüz. Görmezsek dostlarımızı görürüz dedik. Özer abimle birlikte Torbalı'ya doğru bir yol alıyoruz. Buca'dan çıktık. Bakalım güzel şeyler seyrederiz. Güzel şeyler paylaşırız sizlerle. Güzel şeyler çekeriz. Evet, Özer abimle birlikte yola çıktık dedim. Onunla beraber Denizli'ye de gideceğiz. Aynen. Türkiye'nin her yerine gideceğiz demiştik. İlk bir şöyle bir Torbalı yapalım dedik başlangıçta. Doğru mu Özer abi? Aynen. Bir kıyıyı halledelim, ondan sonra dışarı çıkacağız. Çıkacağız mı? Aynen, göreceğiz yani. Sen de bir kuş beslemeye ara verdin galiba. Yine sahalara geri döneceksin mi? Sahalardayız babacığım. Caddedeyiz abi. Yani yine başlayacağız mı uçurmaya? Başladın galiba uçurmaya. Yok, babam uçuruyor şu an ama... Evet, Özer abim çok kıymetli. Bu işin ordinalist profesörlerinden Hastanecik Kazım amcamın oğlu. Çok değerli birisi. Benim gözümde Kazım amcam ansiklopedik bir usta. Evet. Çevir çevir oku ustalarımızdan biri. Bir kere röportaj yaptım zaten sizler için. Yine yanına gideceğim, yine röportaj yapacağım. Çünkü onlar bizim için çok değerli. Mihenk taşı. Onlardan çok az kaldı biliyorum. Sayısı onu geçmez. O yüzden de onların hepsi başımızın üstünde Allah yeri var. Allah sağlık versin hepsine. Evet Özer abi, böyle bir babanın oğlu olmak güzel bir şey. Vallahi gururluyuz. Keşke biz onların çeyreğini yapabilsek. Hocam, tabii şimdiki yaşamak lazım. Ben hayatımda babamı kuşlarla anlatmadım. Çok güzel şeyler zeylettim. Allah nasip etti. Allah herkese nasip etsin öyle güvercinleri. Tabii kuşçuluk basit almamak lazım. Güzel şeyler güzel şeylerle oluyor. Biz de yaşadık yaşayacağımız. Güzel şeyler de gördük. Yapabildiğimiz kadar da güzel şeyler yaptık. Tabii şimdi arkadaşlara da misal gidiyoruz, geziyoruz. Torbalı'ya gidiyoruz şimdi. Torbalı'da çok sevdiğimiz arkadaşlarımız var. Dostlarımız var. Onlar da çok güzel şeyler yapıyorlar. İnşallah onlar da güzel şeylere imza atacaklar. Ben inanıyorum yani. Hani Denizli'ye gideceğiz birlikte. Denizli'de çok sevdiğimiz dostlarımız var. İnşallah onlara da Allah nasip ederse bir gün hep beraber böyle çıkacağız yola. Denizli'de de bir durumumuz olacak. Çok düzgün insanlar var. Biraz önce Keşan'la konuştum. Canlı bağlantı yaptım Keşan'la. Evet. Antalya'ya Emre Karakate kardeşlerle konuşuyorum. Avustralya'dan evet. Arkadaşım var. Keskin amcanın röportajını yollayan. Evet. Fransa'dan görüşüyorum her zaman. Ondan sonra ya dünyanın her yerinde dönek güvercin sevdalılarıyla var. Hep iletişim içindeyiz. Ya bu hobi. Güzel yapınca güzel şeyler oluyor bak hocam. Vallahi bak. İyi insanları da buluyor insanlar. Evet. İyi insanlar var zaten. Kuşlar da güzel oldu mu merak etme. Her şey güzel oldu. Evet. Yine de biz dostluklarımızın şahane olduğunu. Evet. Ya kuşçuluk insanları bir araya getirir. Sevdamızın da şahane olduğunu söyleyerek yolumuza devam edelim. Çok selamlar. Evet. Çekimlerimize Torbalı'dan devam edeceğiz. İlk önce Hakan Olcan arkadaşı ziyaret edeceğiz. Evet. Oradan sonra yine Özer Güzel Aydın kardeşlere gideceğiz. Aslında bugün Kemalpaşa'ya gidecektik. Kokoreççi İsmail arkadaşın yanına gidecektik. Onu aradım. Onda bir kuş dönüyor. Onu çekecektim sizler için. Onu ziyarette bulacaktım. Fakat o da yerinin su bastığını ve çok fazla su olduğunu. O yüzden biz Torbalı'ya ziyarete gideceğiz. Misafirliğe gideceğiz dedi. Biz de kameraları Torbalı'ya doğru çevirdik ve... Ah bir yolların dili olsa da konuşsa değil mi Özer abi? Bu yollarla nerelere gittiniz be? Dönek seyretmeye ha? Nereye gittiniz be? Hep güvercin için ya. Anlat be şu Ciguli'yle gittiğin bir Ayvalık seyahatlerini anlat be. Aklıma geldi şimdi, Allah rahmet eylesin Ciguli'yi. Evet. Şu yollarda gittiğiniz bir dönek bir gezilerinden bir anlat da bir. Şöyle bir hem hüzünlenelim hem de gülelim. Allah rahmet eylesin hocam. Benim çok sevdiğim bir kardeşimdi o. Çok meraklıydı değil mi? Çok meraklı. Kredi çekiyordu, kuş alıyordu değil mi Özer abi? Kesinlikle. Evet, doğru. Şimdi hocam bir gün sabahın köründe geldi. Abi dedi gidelim dedi. Burçin abiye dedi. Ayvalık'a. Ayvalık'a. Hava nasıl? Bu havadan daha beter bir hava yani. Olur mu olmaz mı? Zorlana çıktık yola. Hiç kimsenin haberi yok. Ama hava çok kötü değil mi? Çok kötü. Yani silgeçler çalışmıyor. Aynen. O şekilde anlattım. O kadar yağmur yağıyor. Menemen'e geldik. Ya silgeçler işe yaramıyor yani. O derece yağmur yağıyor. Menemen'e geldik, silgeç yetişmiyor.
Ya korku sardı yani. Yolda berbat yani. Oğlum dedim geri dönelim biz buradan dedim. Hani güvercin almaya gidiyoruz, ölmeye gitmiyoruz yani. Yok diyor, gideceğiz diyor. İnatçı bir insan da nur içinde yatsın. Gittik vardık. Burkin abiye. Çok iyi bir abim zaten. Çok severim kendisini. İyi kuşlar uçurdu. İyi kuşlar da uçuruyor zaten. Verdiği insanlar da belli zaten. Gördük kuşu. Vallahi ilk önce vermedi zaten kuşu. Sonra cıbıl ısrarla aldık sonra kaplamalı erkeğe. Valla gece, sabah gittik, gece gittik, geriye döndük. Hocam, keşke yaşasaydı da, bak çok şeyler, güzel şeyler yapacaktı hocam o. Yani, ne dedi o yolda giderken? Bu kadar yağmur yağıyor, gitmeyelim, geri dönelim deyince ne dedi? Taş yağacak, yine giderim dedi. Ölelim dedi, o kuş alalım, gelelim demedi mi? Dedi. Ölelim dedi, kuşu alalım, kimse dedi almasın dedi. Yine cennet vatanın dört bir köşesi. Görüyorsunuz güzellikleri, evet, Dönük Güvercin TV izleyicileri. Mükemmel. Eyvallah, yağmur yağdı ama hava açtı. Çok güzel bir hava var. Akşam üzere değil, yarın gelirim yarın. Şimdi Avrupa'da bizi izleyen izleyicilerimiz için Doğu Anadolu bölgesinde yine vatanı görevinde bulunan Güneydoğu Anadolu bölgesinde Irak'ta görev yapan Mehmetçik için de bu görüntüler. Memleketini özleyen tüm Dönük Güvercin sevdalarına bin selam olsun diyoruz. Seni Şahin'e alırdım hadi bir yavrum. Dünyanın en sağlam kümesi diye çektiğim kümes. Dönük Güvercin TV izleyicileri. Bakın. Görüyorsunuz kabuğumu. Hoca gel buraya hoca. Geldim. Bak o böyle maviyi aldı değil mi? Bak maviyi aldı. Hadi bakalım. Gel. Adil lan keçi be. Ulan o gelişe vursaydın ya be. Maşallah yavru yavru. Yavrum valla. Zeytin ağaçlarının içindeyiz Dönük Güvercin TV izleyicileri. Ay maşallah be. Zeytin ağaçları içinde dönük güvercinlerimiz. Ne ses olacak? Dalgalar mı bu? Tarçın işte. Arasında var mı tarçın? Yok. Mat. Bu iş zor iş değil mi Özer abi? Dünyanın en zor işi zor. Anlatmak çok kolay da icraat çok zor yani. Ama işte ne yapacağım bazı şeyleri hep kabul ediyoruz şu an. Yapacak bir şey yok. Yok ki. Babanla güzel kuşlar seyrettin mi? Vallahi Türkiye'nin en iyi kuşlarını seyrettim. Yeter ki öyle kuşların bir çeyreğini seyredelim şimdi. Olsun da seyredelim yani. Abi. Onu sevmeyen yok zaten. Onu sevmeyen ölsün. Hadi lan Akın. Geçirdin mi bu Akın? Hayır. Dur bakalım kuşundan kendini rahat bırak bakayım bir. Adam tanır kuşunu. Hiç. Evet Dönük Güvercin TV izleyicileri. Normala'ya geldik. İlk önce Hakan Olcan'a misafir olduk. Merhaba Hakan Olcan kardeşimiz. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür hocam, sen nereden iyi misin? Ben de iyiyim. Sıkıldık Buca'da kahvede Özer abiyle nereye gidelim nereye gidelim dedik. Bu havada bir yere gidilmez dedik ama. İlk önce kuş değildi niyetimiz. Sizleri ziyaret etmekti. Ama kuş da attın havaya. Havanın bahanesi olmadı. Evet yani. Kuş da attın. Kuş da seyrettik. Yavru bir güvercin attı. Ey maşallah be. Şu görüntülere bak be. Şu güzelliğe bak. Şu yeşile bak. Torba. Lokmanların ismi nereden geliyor? Bunlar nereden geliyor? Gediz'de Lokman Etken diye bir kardeşimiz var. Lakap Kara Lokman. Kendi ismini kuşa taktı. Kara lokmanlar oradan geliyor. Buradan kuşların aslına bakacak olursak kimin kuşları? Ali abi. Fırçacı Ali abimize buradan selam olsun. Evet, Fırçacı Ali abinin kuşlarına bakıyor Hakan. Torbalı'da.
Daha önceden geçen sene de gelmiştim yanına. O zaman da aynı Fırçacı Ali ustamızın kuşlarına bakıyordu. Hep onları besliyorum yıllardır. Şimdi de yıllardır. Onlara bakıyor. Ya ben yıllardır evet. Onlara besliyorum. 2009'dan beri kuşları besliyorum. Seviyorum kuşları, güzel kuşlar. Herkese selam. Ali abime selam. Ali abime çok selamlar. Büyük usta. Benim için değişilmez bir usta. Çok seviyorum onu. Çok selamlar. Yok söylersin söylersin. Bu Lokman erkeğin, evet annesi babası. Babası 20 metre, annesi 30 metre dönüyor. Yok dönmüyor, dönük güvercin TV izleyiciler. Ya biz onu çekeceğimizi çektik. Bu kuşun bir hikayesi var. Kuş 8 yaşında değil mi? Aynen. Bu güvercin. Bunun için de. Evet. Evet hikayesi. Şimdi rahmetli Keskin amca, Abuzer abi, Ayhan abi. Sabahdan da bir 8-10 arkadaş vardı burada, kuşçuluk yapıyoruz. Oyunu kuşçuluyor. Bir tane kuş döndüremedim. Yani çok uğraştım, olmuyor. İyi bildiğimiz kuşlar olmuyor. Ondan sonra bu çapraz erkeği, Alpaylar'a fıçı çaprazı o güvercin, Ali abinin çaprazı. Onu Erol abi diye biri var, başkanımız, o uçuruyor. Aradım onu, dedim abi gel, ben kuş döndüremiyorum. Gel dedim, yardım et bana. Neyse geldi, kuşu bir döndürdü. Yani mesafe söylemeyeceğim, izleyenler biliyor kuşu. Rahmetli Keskin'imiz ayağa kalktı. Yani böyle kuşa baktı baktı böyle. Bu kuşa dedi bahane bulalım dedi, anasını dedi karısını sikerim. Evet. Bu kuşa dedi bahane yapamaz dedi. Ulan yani, yayınlayamayız bunu ya. Yayınlayacağım. Evet. Yok yani ya. O gün o kuştan çok etkilendik. Hala yavrularını alıyoruz, uçuruyoruz. İyi bir güvercin. Evet. Sana da bir anı, bir hatıra kaldı ustadan. Aynen. Yani. Keskin amcadan bir Allah rahmet eylesin. Yani o kuşun anası var ondan beri geldiği zaman hani. Başka böyle komik böyle anıların oldu mu böyle camiada, kuş gezmelerinde ya da misafirliklerde? Oldu. Erol abi de bir güvercin dönüyor. Böyle yatağı iki renk dönüyor. Mehmet abi aradım. Usta dedim bir güvercin var dedim, böyle böyle tam senin tarzın, gel dedim izle. Mehmet abi geldi usta, bizi kırmadı Allah razı olsun. Kuşa bir attık havaya. Kuş, ya umdumuz bu ne dedim ben böyle kendi kendime. Gülüm dedi, bu ekmeğini yemiş. O abi hiç unutamıyorum. Ben en büyük anımız o. Ya tabii. Ya. Kendim buna Hakan. Erken. Demek ki bahsettiler. O 8 yaşındaki erken yavrusu. Aynen. Bu da yavrusu. Bu kuşların sende ayrı bir yeri var yani değil mi? Yani onlar seviyor. Eşleri olsa da onlardan veriyor. Uçuran olduğuma. Sence bu merakın, bu sevdanın en güzel yanı ne? Dostluk ya. Yani dönem kuşa sahip çıkanlar oluyor. Bozana sahip çıksınlar. Yani ben diyeceğim tek bir şey var o ya. Yani hep dönene sahip çıkmasınlar. Bozana sahip çıksınlar. Onlar da bizim değil mi? Tabii canım. Bu dönenler dönüyor da bozanlar nerede? Dönenleri görüyoruz da bozanlar nerede? Onları da görelim. Yani nerede derken kimin mi? Onu mu anlatmak istiyorsun? Onu mu kastediyorsun? Ya hayır, uçuranlar. Ya bir şey hocam. Hocam, her takılan güvercin yıldız değildir. Tabii. Her takılan güvercin yıldız gözünde bakıyor insanlar. El ele gençler kendilerini kandırıyorlar. Daha doğrusu onları kandırıyorlar bence. Yani. Alınan güvercinlerin yani %90'ı yıldız değildir yani. Hocam, çok zor bu iş. Böyle satarken çok güzel anlatıyorlar da. Ama sonrası yok yani. İyi de tamam, satarken güzel anlatıyor diyorsun da bunu alan da havada seyretmiyor mu? Seyrediyor. Hocam hikayenin başlangıç, şimdi bak hikayenin başlangıç kısmı çok güzeldir. Bitiş kısmı o güzellik gibi değildir yani. Hocam. Keşke de, ama belli de olmaz bu. Bazen hikayeler mutlu sonlarla da bitiyor. Anlat bir tane mutlu sonla, bir tane hikaye anlat bana. Neden? Hiç seyretmedik mi? Bir sürü güzel kuşlar burada, seyrettik ya. Buradakileri ya o anlamda değil. Satılan bütün güvercinleri herkes alırken yıldız gözünde bakıyor. Yıldız güvercin çok farklıdır yani. Yıldız güvercin. Sen seyretmedin mi yıldız güvercin? Seyrettim. Tamam. Satılmadı mı bu? Gittiği yerde hizmet etmedi mi bu güvercin? Etti. Ya işte, satılıyor güvercin. Makas atılıyor. Gidiyor yani güvercin. Benim seyrettiğim güvercine inanmıyor belki arkadaşlar.
Ama biz o gözle bakıyoruz. Yıldız gözünde gördüğümüz için yani güvercin, iyi güvercin olduğu için görüyoruz yani. Keşke onlar da uyusa. Evet. Makas yemese. Evet. Devam etse. Yani. Hakan, bir sorum daha olacak. En güzel güvercini nerede seyrettin bu zamana kadar? En güzel güvercini... Ya da güvercinleri diyeyim. Şimdi en güzel güvercini... nerede diyeceğim? Mehmet abi de kıvancını aldı erkek. Çok kaliteli settim olmuş. Güzel. Şerefettin abi de mesela yaratığı izledik, güzel. Ondan sonra başka Zafer abi de tarihçi bir erkek vardı. Pal, Necip abalı, o kuş güzeldi. Başka Ali abi de eski yerinde yıkılan evinde orada bir kaplama erkek vardı, o da güzeldi. Özel abim Topal iyiydi. Ondan sonra başka Sadrazam belki güzel seyrettim. Allah var yani. Yani daha çok vardı aklıma gelenler bunlar. Evet. Hakan kardeşimizin kümesi çok güzel bir kümes. Örnek bir kümes. Kümesi de kimden almıştım? Dökümcü İbo. Evet, İbo kardeşimizden almıştın. Çok güzel bir kümes yapmış. Çok sağlam, tank gibi bir kümes yapmış. Kandırdım onu, haberi yok. Neden, nasıl kandırdın? Kandırdım işte ya, Allah'ım aldım. Allah razı olsun. Bu kümesle yemeğe geçerek teşekkür ediyorum. Evet, çok iyi bir kümes. Gerçekten hani zırhlı arabalar var ya, zırhlı bir güvercin kümesi yani.